Kanal 3 ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bugün 6 Ocak Perşembe. Kanal 3 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Afyonkarahisarı ilçeleriyle birlikte kalkındırmak için kolları sıvayan Vali Gökmen Çiçek, Bayat ilçesini mantar üretim merkezi yapmak için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kaymakamlık ve belediye başkanlığı desteğine hayata geçirilecek mantar üretim tesisleriyle Bayat ilçesi artık mantar üretimiyle anılacak. Afyonkarahisar'da göreve başladığı bugüne kadar dokunduğu her yeri bambaşka bir konuma taşıyan Vali Gökmen Çiçek, şimdi de Bayat ilçesinde mantar üretim projesini hayata geçiriyor. Programları kapsamında Bayat ilçesine giden Vali Gökmen Çiçek, Bayat Kaymakamlığı'nı ziyaret ederek Kaymakam Mehmet Anıl Çolak'tan ilçede eğitim, asayiş, sağlık ve spor alanlarında yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Ardından Bayat Belediye Başkanlığı'na ziyarette bulunan Vali Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Halil İbrahim Budur'dan ilçede yürüttüğü faaliyetler, bugüne kadar yapılan çalışmalar ve projeleri konusunda bilgiler aldı. Programına Bayat ilçesine bağlı Derbent Köyü'nde devam eden Vali Gökmen Çiçek, vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi. Vali Çiçek köyde istiridye mantarı üretilmesi planlanan alanda da incelemelerde bulunarak çalışmalara ilişkin bilgiler aldı. Vali Gökmen Çiçek'in bir diğer ziyareti İmralı köyüne oldu. Köy sakinleriyle bir araya gelen, taleplerini dinleyen Vali Çiçek, İmralı'da da istiridye mantarı üretimi için tesis yapılacak alanda incelemelerde bulundu. Gün sonunda değerlendirmelerde bulunan Vali Gökmen Çiçek, Bayat ilçemiz mantar üretim merkezi oluyor. Bayat Kadın Kültür Kooperatifimize başlayan istiridye mantarı üretimi köylerde de yapılacak. Bayat ilçemiz artık istiridye mantarıyla anılacak. Şu anda Derbent ve İmralı olmak üzere iki köyümüzde projeye başladık. Projemiz tüm hızıyla sürüyor. Kaymakamımız Mehmet Anıl Çolak'la Belediye Başkanı Halil İbrahim Budur'u tebrik ediyorum. İnşallah el birliğiyle Bayat ilçemizde çok güzel işler başaracağız. Kilim diyarı Bayat ilçemiz artık mantarla da alınacak dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuştu. Milletvekili Köksal'ın gündeminde ise taşımacılık ve servis şoförlüğü yapan esnafın ekonomik sorunları vardı. Sayın Köksal. 2021-2022 eğitim öğretim yılında taşımalı eğitim çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye genelinde ilçe milli eğitim müdürlüklerince Temmuz 2021 tarihinden itibaren taşımalı servis ihalelerinde maliyetlerde akaryakıt fiyat farkı olmadan senelerdir ihaleler bir yıl süreyle yapılmaktadır. 2021-2022 döneminde Temmuz ayındaki akaryakıt fiyatları baz alınarak hesaplamalar yapılmış, maliyetler çıkarılmıştır. Ancak 2021 Ekim ayından itibaren akaryakıt fiyatlarındaki artış yıl sonu itibariyle %88'e ulaşmıştır. Bu nedenle başta seçim bölgem Afyonkarahisar ve Türkiye genelinde ekmeğini taşımacılık ve servisçilik yaparak kazanan esnafımız çok mağdur duruma düşmüştür. Ekonomik zorlukların, akaryakıt, yedek parça, amortisman giderlerinin yükselmesi, fiyat artışlarının taşıma esnafımıza yüklenmesi zor olan taşıma sektörünü öldürmüştür. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir an önce acilen derhal maliyet ve mazot farkı düzenlemesi yaparak yeni ekonomik değerlendirme yapmak. Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Ocak ayı toplantılarının 4. oturumu yapıldı. Toplantıda komisyonlardan gelen raporlar değerlendirilerek oylandı. Gündeme geçmeden önce yoklama işlemi için lütfen bir şart edin. 4. oturumu Başkan Burhanettin Çoban yönetti. Açılış ve yoklamanın ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. İlk olarak Emirdağ Belediyesi'ne ait bir arsa vasfındaki taşınmaz, anaokulu yapılmak üzere bile bedelli alınmasına ilişkin komisyon kararı okundu ve oy birliğiyle kabul edildi. Diğer bir maddede ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma Vakfı üyeliği için belirlenen ve komisyonda kabul edilen isimler meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul gördü. Toplantıda komisyondan gelen raporlarda görüşüldü. Komisyondan gelen kararlar oy birliğiyle kabul edildi. Afşet Jeotermal Genel Müdürü Yusuf Ulutürk, İl Genel Meclisi toplantısına katılarak açıklamalar yaptı. Hedefleri anlattı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan konutlardaki ısınma sorunuyla ilgili de bilgiler verdi.
hapsuyu sağlayamasın ve kendi memleketimden çıkar. Ulu Türk uzun bir sunumla meclis üyelerinin karşısına çıktı. Gelin bak hep beraber burayı kurtarmaya çalışalım. Jeotermal enerjinin gelişiminden Afyonkarahisar'daki kullanım alanlarına kadar geniş çaplı bir bilgilendirme yapan Ulu Türk, Türkiye'de önder kurumlardan biri olduklarını dile getirdi. Ama biz mühendis grubu içerisinde jeotermal sektöründe konuşulduğunda Afyon'un mühendislik yapısı olarak en büyük şirket olduğu ve bunun rol ve model olarak da çeşitli yerlerden model olarak alındığı her yerden öğrenilebilir. Ulu Türk konut ısıtmasında Türkiye'de İzmir'den sonra en çok konut ısıtan kentin Afyonkarahisar olduğunu hatırlattı. Türkiye'de özellikle bölgesel ısıtma ile ilgili bazı değerler vermek için bunu yazdım. Afyon 30 bin konut ısıtma eşdeğeriyle Türkiye'de şu an İzmir Jeotermal Balçova'dan sonra ikinci sırada. Ulu Türk geçtiğimiz günlerde hava sıcaklığının -22 dereceye kadar düştüğünü belirterek bugünlerde yaşanan ısınamama konusuna da açıklık getirdi, önerilerde bulundu. Bir -22'ye sıcaklık düştüğünde birden vatandaş bunu çok farklı olarak hissediyor. Şimdi şurada termal kameralarla binalara baktığımızda bakın bu bina 15.4 derecelik bir ısı kaybı var binanın. Çünkü ısı yalıtımı yapılmış olan yaklaşık 20 yıllık olan bir binaya ait ısı akı haritası bu. Ama ısı şeyi yapılmış. Isı yalıtımı yapıldığı halde 15.4'lük bir şey var. Burada ısı kaybı var. Vatandaşın da bu şeyi taşın altına elini koyarak mutlaka bu binaların ısı mantolamasını yapıp güncel hale getirmesi gerekiyor. Yoksa bizim vereceğimiz sonsuz enerji yok. Sonsuz enerjiyi de bu bina ısıtmanız mümkün değil. Arıza diye gidiyoruz, varıyoruz, adam şeyini sirkülasyon pompasını çalıştırmamış. Çalışmıyor diyor ki ben üşüyorum diyor. Yani apartman görevlisi gibi de bizi düşünüyor vatandaş. Hiç starta bile basmıyor. Onu da biz basmamız isteniyor. Ulu Türk sunumunun ardından meclis üyelerinin sorularını cevapladı. Afyonkarahisar valisi Gökmen Çiçek sosyal medya hesabından bu markayı takip edin diyerek Evciler Kadın Kültür Evi'nin ürettiği doğal çikolataları işaret etti. Türkiye'nin her yerine gönderilen bu çikolataların Afyonlu kadınların azminin eseri olduğunu belirten Vali Çiçek, onlarla gurur duyuyoruz diyerek kısa bir klip yayınladı. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan, düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Kocacan yeni yılda pandemisiz günler diledi. 2022 yılının pandemisiz, barış içinde, huzurlu, sağlıklı ve insanlarımızın yüzlerinin güldüğü bir yıl olmasını temenni ediyorum. Kocacan yeni yıl dileklerinin ardından Afyonkarahisar'a Cumhur İttifakı ruhuyla hizmet etmeye çalıştıklarını belirterek asgari ücret ve maaşlara yapılan zamlara değindi. Dar ve orta gelirli insanımızın elinden tutmak başlıca vazifemiz olmalı diyoruz. Geçtiğimiz ay tespit edilen yüksek asgari ücretin yanı sıra Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan memur ve emekli maaş zamları da belli bir oranda da olsa insanlarımızın yüzünü biraz güldürdü. Türkiye'de son zamanlarda bu zamlardan etkilenen vatandaşlarımızın almış olduğu zamlarla da bunun biraz daha aşağıya çekilmesi sağlanacaktır. Asgari ücrette %50'ye yakın bir zam yapıldı. Memurlar toplamda 30.5 oranında zam alacaklar. En düşük emeklimiz artık 2500 lira alacak. MHP İl Başkanı Kocacan, geçtiğimiz günlerde ASSO Başkanı Hüsnü Serteser tarafından açıklanan ihracat rakamlarına da değindi. 29 milyon dolardan 30 milyon dolar gibi bir rakama çıkmış. 2020 yılında 323 milyon dolar olan ihracatımız 2021 yılında 380 milyon dolara çıkıyor. Tabii burada yeraltı zenginliğimiz sayılan mermerin çok büyük bir fonksiyonu var. Bu Cumhuriyet tarihinin
en büyük rekorlarından bir tanesi Afyon ili için. Toplantı basın mensuplarının sorularının cevaplanmasıyla sona erdi. Basketbol takımı ile ilgili sorulan bir soruya sadakat vurgusu yaptı. Baskette herhalde bir sıkıntılar var. O konu biraz beni üzdü. Çünkü demin de söyledim, ehliyet, liyakat ve sadakat diye. Sadakatsiz insandan asla iyilik gelmez. Cumhuriyet Halk Partisi eski il başkanı Kemal Demirkırkan düzenlediği basın toplantısıyla CİMER'e yaptığı başvuru ve verilen cevapla ilgili açıklamalarda bulundu. Şurada petrol bulundu açıklamalarıyla ilgili olarak da sert konuştu. Ülkesini seven, Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet'in değerlerine inanan bir Türk vatandaşı olarak karşınızdayım. CHP'li Kemal Demirkırkan açıklamalarına CİMER'in işleyişiyle ilgili konuşarak başladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı'na bir dilekçe vermişti. Anlatılanların gerçek olup olmadığını Türkiye'nin en üst kurumlarından öğrenmek istemiştim. Ve cevabımız geçtiğimiz hafta içinde geldi. Önümüzde iki tane başvuru var. Daha sonra ise Demirkırkan iki ayrı dilekçede aynı sorular sorulmasına rağmen CİMER'in farklı zamanlarda farklı içerikte cevaplar verdiğini belirterek sordu. Akıllara şu sorular geliyor. Birileri bu dilekçelerle oynuyor mu? Ya da birileri bu dilekçelerin geciktirilmesinde ya da cevap verilmesinde söz sahibi mi oluyor acaba diye düşünmeden edemiyoruz. Bu kronolojiye, bu öyküye baktığınız zaman da bunu düşünmeden hakikaten edemiyoruz. Biz bu ülkenin eşit yurttaşları değil miyiz? Bence asıl soru bu. Belediye Başkanı Mehmet Seybek'in bir okulda yaptığı konuşmada söylediği "Şuhut'ta petrol bulduk, Lozan Anlaşması'nın gizli maddeleri gereğince çıkaramadık" sözlerini de sert eleştirdi. CİMER'den gelen cevabın Seybek'i yalanladığını aktardı. Şuhut'un Kayabelen köyünde petrol araması yapılmamış. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın resmi bildirisi bu. Orada herhangi bir petrol bulunmamış, özel şirketler tarafından bir araştırma yapılmamış, kuyular üzeri kapanmamış. Eğer kuyular açılırsa ve içinden bir şey çıkmazsa da metan gazı problem yaratmasın diyerek kuyulara beton dökülmesi de normal bir işlemmiş. Hani bunun Lozan'la vesaire alakası yok. Lozan'la ilgili olarak da Lozan Anlaşması'nda ülkemizde kanunlara göre ruhsatlandırılmış alanlarda bulunan hidrokarbonların üretilmesinde, kapatılmasında hiçbir madde yoktur, gizli anlaşma yoktur denilmekte. Şimdi biz bunları biliyoruz. Sayın Zeybek'in de ben bildiğini tahmin ediyorum. Sayın Başkan'ın bu tavrı, bu davranışı söylediklerinin yalan olduğunu da kitabi olarak gösteriyor. Peki yalanı söyleyen kim? Eski tabirle şehremini. Bir belediye başkanı vatandaşlarına, kendi seçmenlerine yalan söylerse biz artık tuz kokmuştur deriz diye düşünüyorum. Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi tarafından üniversite öğrencilerine çorba ikramı yapıldı. Sabah Afsu'da gerçekleştirilen ikram akşamda Akü Anese kampüsünde yapıldı. Yardıma muhtaçların kimsesi olan Kızılay bu kez öğrencilerin kalbine dokundu. Sabahın erken saatlerinde Kızılay Mobil Aşevi aracında pişirilen çorba okula gelen üniversite öğrencilerine ikram edildi. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen ikramda öğrencilerin yüzü güldü. Afyonkarahisar Genç Kızılay yapılanmasının öncülük ettiği etkinlik öğrenciler tarafından da olumlu karşılandı. Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanı Mehmet Yakın, aşevi aracının Ramazan ayları haricinde boş beklediğini belirterek daha etkin kullanmak için çalışma yaptıklarını söyledi. Daha önce Afyonkarahisar'ımıza mobil aşevini kazandırmıştık. Bu mobil aşevini Ramazan'da düzenli olarak kullandık. Fakat diğer günlerde de boş durmasın, Afyon'umuza bir katkıda bulunalım diye faaliyetlerde bulunmak istiyoruz. Bununla ilgili ilk faaliyetlerimizden birisi de öğrencilerimize sınav zamanlarında çorba ikramı olacak. Mobil aşevi aracı akşam saatlerinde de Akü Ahmet Necdet Sezer kampüsünde öğrencilerin yüreklerine dokundu. Tamam, belirli aralıklarla Afyonkocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim ve Uygulama Merkezi'ne getirilen ve silahla yaralandığı tespit edilen çakalla çoban köpeğinin saldırısına uğradığı düşünülen tilkinin tedavileri devam ediyor. Bir ihtimal yok da strese girdiği zaman kaçmaya çalışıyor. Afyonkarahisar kırsalında belirli aralıklarla vatandaşlar tarafından bulunan yaralı tilki ve çakal, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Doğru yerde bakıyorduk.
Aslında sağ taraftan hocam da. Ekipler Tilki ile Çakalı Afyonkocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürdü. Burada veteriner hekimler tarafından tedaviye alınan Tilki ile Çakal'ın durumunun iyi olduğu açıklandı. Çakal'ın vücudunda birçok saçma belirleyen sağlık ekipleri avcıları da yaban hayvanları konusunda uyardı. Akürem Müdürü Doçent Doktor Emine Hesna Kandır yaptığı açıklamada yaban hayatını koruma merkezlerine son bir haftada iki farklı vakanın getirildiğini söyledi. Yaban hayatı kurtarma merkezimize son bir haftada iki farklı vaka getirildi. Bunlardan bir tanesi Afyonkarahisar kırsalındaki bir tilki, dişi bir tilkinin çoban köpekleri tarafından saldırıya uğraması ve kalça kısmında bir kırığın şekillenmesiyle insanlara sığınması sonucu insanlar tarafından bize getirilmesi ile tedavisine başlandı. Eskişehir Hayvan Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan ve daha sonra merkezlerine getirilen çakalın vücudunun birçok noktasında saçma tespit ettiklerini ifade eden Müdür Kandır konuşmasına şöyle devam etti. Diğer vaka ise Eskişehir'de meydana gelen bir çakala karşı ateşli silahla yaralanma olayı. Ne yazık ki çakalın üzerinde çok miktarda saçma tanesi var. Ve genel durumunu düzelttik şu anda. Ancak doğaya dönebilecek mi? O konuda emin değiliz. Hala bazı sekeller var bedeninde. Sağ bacağı aksaması gibi. Tedavileri her ikisinin de devam ediyor. Kütahya'dan sevindiren haber geldi. Covid-19 vaka sayıları açıklanan son listeye göre Kütahya'da vaka sayılarında düşüş yaşandı. Kütahya'da Covid-19 vaka sayısının düştüğü bildirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 18-24 Aralık tarihleri arasında illere göre Covid-19 vaka sayılarını açıkladığı listeye göre Kütahya'da vaka sayılarında düşüş yaşandığı belirtildi. Açıklanan tabloya göre 18-24 Aralık tarihleri arasında Kütahya'da vaka sayısı her 100 bin kişide 137.16 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Kütahya'da 11-17 Aralık tarihleri arasında illere göre koronavirüs vaka sayısı 100 bin kişide 143.23 olarak kayıtlara geçmişti. Bu sonuçlarla Kütahya'da vaka sayısı düşerken vatandaşlarsa maske ve mesafeye uyulması gerektiğini söyleyerek aşının önemine dikkat çektiler. Sıradaki haberimiz çiftçileri ilgilendiriyor. Konya'daki uzmanlardan önemli bir uyarı geldi. Beklenen yağış periyodunda kayma olduğunu belirten uzmanlar, çiftçilerin ekim aşamasında bu durumu dikkate alması gerektiğini vurguladı. Çiftçilere ekim için yağış periyodu uyarısı. Konya'nın 38.257 km² yüz ölçümünün %67'si tarım arazisi olarak kullanılıyor. Bu alanın 595.059 hektarında da sulu tarım yapılıyor. Türkiye genelinde tahıl ambarı olarak bilinen Konya'da her yıl sulanabilir tarım alanlarında yaklaşık 5 milyar metreküp su kullanılıyor. Bilinçsiz ve vahşi sulamayla birlikte yeraltı sularında da büyük kayıp yaşanıyor. Bu kayıplarla birlikte Konya Ovası çevresinde bulunan 50 barajda da su seviyeleri geçen yılların en az seviyelerinde görüldü. Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırköz, 2021 yılının Aralık ayında Konya ve çevresinde yağan yağışların barajlardaki su seviyelerinde barajlara göre küçük bir artış olarak kayıtlara geçtiğini anlattı. Tarımdaki en büyük sıkıntı şu anda su sıkıntısı. Yağan yağışların tarımla ilgili, yani tarım açısından önemi çok fazla. Önümüzdeki günlerde de yaklaşık 3-4 günlük periyotta bir yağış beklentisi var. Yıl bazında baktığınız zaman yağış miktarı önceki yıllara oranla aynı düşse bile yağış periyotlarının kaymasından dolayı bitkiler strese girmek durumunda kaldı. Bununla ilgili çiftçilerimizin de ziraat mühendisi arkadaşlardan daha çok bilgi alarak bunları onların tavsiye ettiği tarihlere kaydırırlarsa
hem çiftçi açısından hem ekonomi açısından daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bu tarihlere kaydırmaları da çiftçilerin tohum zayiatı, yani ektikleri zaman kaybolan tohum miktarını azaltmaya yönelik bir çalışma olacak. Manisa'da yaşlı adam evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Talihsiz adamın hikayesinde ise dram çıktı. Allah ondan razı olsun. Manisa'nın Şehzadeli ilçesinde bulunan tek katlı evde sobadan çıkan yangında 75 yaşındaki engelli vatandaş Muzaffer Tumlu hayatını kaybetti. Sağ ol, Allah razı olsun abi. Sağ ol Allah. Vallahi sizlere de zahmet oldu ama. Yaşlı adamın hikayesindense dram çıktı. Diyabet nedeniyle iki ayağı kesilen Tumlu, 2018 yılının Ocak ayında geçirdiği rahatsızlıktan dolayı hastaneye kaldırıldı. Buradaki tedavilerin ardından taburcu olan Tumlu, daha sonra evine götürülmek üzere Çetin Karamanlar'ın kullandığı ambulansa bindirildi. Ancak yolların bozuk olması ve Tumlu'nun evinin bulunduğu sokağın trafiğe kapatılması nedeniyle ambulans sokağa giremedi. Bunun üzerine ambulans şoförü Çetin Karamanlar, yaşlı adamı sırtına alarak yaklaşık 500 metre sırtında taşıdı. Yaşanan bu anlarsa cep telefonuyla kaydedildi. 2018 yılında cep telefonuyla kaydedilen görüntülerin medyada yer alması sonrası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Allah ondan razı olsun, bizim böyle yiğitlere ihtiyacımız var." diyerek Tumlu'yu sırtında taşıyan ambulans şoföründen övgüyle bahsetmişti. Öte yandan ambulans şoförü Çetin Karamanlar, yaşlı adamı sırtında taşıması sonrası çıkan görüntülerin ardından plaketle ödüllendirilmişti. Umuyoruz, Rabbimizden diliyoruz inşallah. Denizli'de ataması yapıldıktan sonra ortadan kaybolan ve 6 gün sonra dereye atığında boğazıyla bileği kesilmiş halde bulunan genç hemşirenin çantasından "Ölümümden kimse sorumlu değildir" yazılı not çıktı. Boğazı kesilmiş halde bulunan genç hemşirenin ölümünde şüpheli duruma rastlanılmadı. Denizli'nin Pamukkale ilçesi Karşıyaka mahallesinde yaşayan 23 yaşındaki Batuhan Yiğit, 6 gün önce ailesine "arkadaşlarıma gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Yiğit'e ulaşamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Vatandaş bayılırsın. 6 gün boyunca arama çalışmalarını sürdüren aile, motosikletli polis timleriyle beraber kayıp oğullarını Pamukkale ilçesinde bir ormanın içerisinden geçen dere yatağında boğazı kesilmiş halde ölü buldu. Acı haber üzerine çok sayıda ekibin sevk edildiği olay yerinde sinir krizi geçiren aile üyeleri ayakta durmakta güçlük çekti. Genç hemşire Batuhan Yiğit'in şüpheli ölümünün intihar mı yoksa cinayet mi olduğunun anlaşılması için Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmada Batuhan Yiğit'in çantasından "Ölümümden hiç kimse sorumlu değildir" yazılı not çıktı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yapılan otopside Batuhan Yiğit'in ölümünde şüpheli bir duruma rastlanılmadığı ve genç sağlıkçının intihar ettiğinin kesinleştiği bildirildi. Batuhan Yiğit'in falçatayla boğazıyla bileğini keserek uzun süre boyunca aşırı kan kaybetmiş olması sonucu hayatını kaybettiği raporda yer aldı. Manisa'da yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, dönüş yapan halk otobüsünün altında kalarak ağır yaralandı. Yaya geçidinde halk otobüsünün altında kalan kadın ağır yaralandı. Kazanın adresi Manisa'nın Yunus Emre ilçesi.
Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan EP'ye sağa dönüş yapan halk otobüsü çarptı. Parlağın otobüsün altında kaldığını görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerince otobüsün altından çıkarılan talihsiz kadın 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken otobüs sürücüsü gözaltına alındı. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bilecik'te kontrolden çıkarak taklalar atan aracın sürücüsü feci şekilde can verdi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına bakın nasıl yansıdı. Kontrolden çıkan hafif ticari araç taklalar atarak durabildi. Feci kaza kamerada. Bilecik Osmaneli Karayolu'nda seyir halindeki ticari araç sürücüsü Hasan Gürcan, Bayırköy beldesine geldiği esnada aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç ilk olarak yolun sağ tarafından refüje, ardından taklalar atarak durabildi. Kazada sürücü Hasan Gürcan, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan Kadir S. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Afyonkarahisar'dan da bir kaza haberi geldi. Şolt ilçesinde iki kamyonet çarpıştı, sürücülerden biri ağır yaralandı. İki kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı. Kaza Afyonkarahisar'ın Şolt ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yaşandı. Yapımı devam eden İlçe Emniyet Müdürlüğü istikametinden karşı istikamete doğru giden FA idaresindeki kamyonetle aynı istikametten gelen MK'nın kullandığı kamyonet çarpıştı. Kazada sürücülerden FA yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. Abi adam bilmiyor. Yolu bilmiyor yani. Yolu aynı yerde. Otomobil hastane bahçesinde park halindeydi. Bir anda cayır cayır yanmaya başladı. Olay çevredeki vatandaşlar tarafından hemen bildirilse de otomobil kullanılamaz hale geldi. Aydın'a gidiyoruz şimdi de. Hastane otoparkında otomobil alev alev yandı. Olayın adresi Aydın. Aracını Kuşadası Devlet Hastanesi otoparkında park eden şahıs tedavi olmak için hastaneye girdi. Bu sırada araçtan duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek yangın çevreye sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Denizli'de karısının patronuyla ilişkisi olduğunu öğrenen adam, internetten öğrendiği patlayıcı düzeneğini otomobile yerleştirdi. Gözü dönen adam, çocuklarımın canına kastettiler, onun için yaptım dedi. Karısının patronuyla ilişkisi olduğunu öğrendi. İnternetten öğrendiği uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneğini otomobile yerleştirdi. Olayın adresi Denizli'nin Pamukkale ilçesi.
Apart işletmecisi M.A. geçtiğimiz salı günü otomobilin sol arka çamurluğunda beyaz poşet fark etti. Poşeti olduğu yerden alan M.A. pil kablo düzeneği ve cep telefonunu görünce patlayıcı olma ihtimali üzerine polisi aradı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, patlayıcı olduğu belirlenen poşetin uzaktan kumandalı patlayıcı olduğunu tespit ederek kontrollü olarak etkisiz hale getirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan araştırma neticesinde bomba düzeneği yerleştiren şüpheli, apart işletmecisinin yanında çalışan 38 yaşındaki DD'nin boşanma aşamasındaki kocası HD olduğu ortaya çıktı. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla HD evinde yakalanarak gözaltına alındı. Özel eğitimli polis köpeğiyle evde arama yapıldı. İl Orman Müdürlüğü'nde mevsimlik işçi olarak çalışan iki çocuk babası HD'nin evinde el yapımı patlayıcıyı yapmakta kullandığı tespit edilen malzemeler bulundu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan HD'nin ilk ifadesinde suçunu kabul ederek bomba yapımını internetten öğrendiğini söylediği belirtildi. Ölümden dönen MA'nın 3 gün boyunca bombayla gezdiği de ortaya çıktı. Eskişehir'de bir çiftçinin başına gelmeyen kalmadı. Önce 12 koyunu ve bir hindisi çalındı. Ardından hırsızların yıktığı duvardan giren tilkiler de 15 tavuğu telef etti. Talihsiz çiftçinin başına gelmeyen kalmadı. Hırsızlar duvarı yıkıp önce koyunları, sonra hindiyi çaldılar. Yıkılan duvara fırsat bilen tilkiler de içeri girip 15 tavuğu telef etti. Olayın adresi Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi. Çiftçilik yapan İsmet Şenel'in evinin bahçesinde bulunan ağılın duvarı 3 şüpheli şahıs tarafından yıkıldı. Ağla giren şahıslar önce Şenel'e ait 12 koyunu çalarak olay yerinden ayrıldı. Aynı yere yarım saat sonra tekrar gelen hırsızlar ardından bir hindiyi daha çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların kaçışan koyun ve hindileri yakalamak için gösterdiği çaba ve telaş güvenlik kamerasına yansıdı. Talihsiz çiftçinin başına gelenler bununla da kalmadı. Hırsızların yıktığı duvardan içeri giren tilkiler de geride kalan 15 tavuğu telef etti. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri koyunları götürmekte zorlanan şüphelilerin boyunlarını bağladığı, 4 hayvanın da telef olmasına neden olduklarını tespit etti. Denizli'de kimliği belirlenemeyen kişi tarafından iki kez bıçaklandıktan sonra dükkana sığınan genç, yardım beklediği esnada bir kez daha bıçaklandı. Hırsını alamayan saldırgan, üçüncü bıçak darbesini vurup kaçtı. Denizli'de yaşanan o anlar kamerada. Merkez Efendi ilçesinin en işlek yerlerinden biri olan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda okuldan eve giden 16 yaşındaki genç, henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından baldırından iki kez bıçaklandı. Acı içerisinde seke seke yakındaki bir dükkana sığınan genç, hırsını alamayan şüpheli tarafından bir kez daha bıçaklandı. 3 bıçak darbesi alarak kanlar içinde kalan gence ilk müdahaleyi esnaf yaptıktan sonra olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçerideydik, baktı çocuk yara almış, seke seke dükkan önüne doğru geldi. Kamerada da görünüyor zaten. Geldikten sonra aynı arkadaş geri gidip tekrardan yanına gelip bir daha arkasından, karşısından bir darbe daha vurdu bıçak darbesiyle. Daha sonrasından hızlı bir şekilde olay yerini terk etti. Bölgeye gelen sağlık görevlileri yaralı olan gence yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri bölgede çalışma yaparak güvenlik kameralarını izlerken kaçan şüphelinin peşine düştü. Hastaneye kaldırılan gencin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Efendim, bağlama fiyatları arasındaki farklar kullanım rahatlığına göre değişiyor. Tabii inceliklerini bilmeyen insanlara göre bütün bağlamalar aynı ve fiyatlar arasında da uçurum var. Peki hangi bağlama tercih edilmeli? Gelin ustasından dinleyelim. Bağlama fiyatları arasındaki farklar kullanım rahatlığı, kalitesi ve ömrüne göre değişiyor. İnceliklerini bilmeyen insanlara göre birbirine çok benzeyen bağlamaların fiyatları arasında bir uçurum var gibi görünüyor. Ancak kullanılan malzemenin nasıl işlendiği, bağlamanın ses kalitesi, kullanım ömrü, ustalık gibi birçok unsur bağlama fiyatının değişmesinde rol oynuyor. Eskişehir'de bağlama imalatı yapan 32 yıllık usta İlker Negiş, her şeyde olduğu gibi enstrümanlarda da ucuz ve pahalı ürünlerin olduğunu söyledi. Her üründe olduğu gibi bizim enstrümanlarımızda da ucuz olan ürünler ve pahalı olan ürünler var. Bu pahalılık birincisi hani kriter, ustanın kendisine biçmiş olduğu değer. İkincisi de şöyle tabir edeyim, 15 bin liraya da araba var, 150 bin liraya da araba var. Hani insanlar enstrümanın kalitesini bilmedikleri için bu açıklamayı yapıyorum. Ucuz olan enstrümanlarda konfeksiyon atölyesinin olmuş olduğu bir ortam düşünün. İşte çok insanın düşündüğü, kumaşı kesen ayrıdır, diken ayrıdır, gömleğin cebini açan ayrıdır. Bunların haricinde hani enstrüman tek insanın elinden çıkmalı. Usta Negiş, kötü enstrümanın insanı müzikten soğuttuğunu ifade etti. Normalinde insanlar diyorlar ki, ben yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım? İlk önce onu göreyim, ondan sonra en pahalısını da alırım, sıkıntı yok diyorlar. Ama kötü enstrüman müzikten soğutur insanı. Çünkü kötü enstrümanda sesler net gelmez. Tel mesafesi yüksektir, çalım zordur. İşte 5 dakika çaldıktan sonrasında parmakların ucu, baskılardan dolayı parmakların ucu acımaya başlar. Bundan dolayı ben yapamıyorum deyip bırakan çok insan tanıyorum. Evet, bu keyifli haberle bültenimizi noktalıyoruz. Sırada spor haberlerimiz var. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek mutlu kalın. Akrones Termal Otel spor haberlerini sunar. İkinci ara hazırlıklarını Antalya kampıyla başlayan Afşet Afyonspor, antrenmanlarını yoğun bir tempoda sürdürürken, Anagold 24 Erzincanspor'la oynadığı ilk hazırlık maçından 2-1 galip ayrıldı. Kısa bir devre arası tatilinden sonra pazartesi günü Antalya Kremlin Otel'de kampa giren mor beyazlı futbolcular dün TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarında Anagold 24 Erzincanspor'la hazırlık maçı yaptı. İlk yarıyı Taha Canvelioğlu'nun 41. dakikada attığı golle 1-0 önde kapatan Afşet Afyonspor, 76. dakikada İlke Tankul'la skoru 2-0 yaptı. Anagold 24 Erzincanspor'un tek golü ise 90. dakikada İbrahim Can Köse'den geldi ve karşılaşma Afşet Afyonspor'un 2-1 galibiyetiyle sona erdi. Antalya kampında antrenmanların ağır bir tempoda devam ettiği ve mor beyazlı takımın en az 2 hazırlık maçı daha oynayacağı öğrenildi.
TFF ikincilik kırmızı grupta mücadele eden Afşat Afyonspor, ikinci sezon hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor. Mor beyazlı takımda teknik direktör Cem Kavçak, ikinci yarıya güçlü bir şekilde başlamak istediklerini söyledi. Üçüncü günü yaşıyoruz kampımızın. Tabii eksik oyuncularımız var, sakat oyuncularımız var. Bunları da görmek adına bizim adımıza iyi bir kamp oluyor. Maçta da inşallah onları da süre vererek görmek istiyoruz. Dediğim gibi çok kısa bir kamp arası var, 2 haftalık. İşte bir ilk haftasını kampla, ikinci haftayı da maç haftası da geçireceğiz. Lige hazır olmak istiyoruz. Sakat oyuncularımıza geri dönmesiyle beraber birkaç takviye düşünüyoruz inşallah. Bunlarla beraber de daha güçlü bir şekilde ikinci yarıya başlamak istiyoruz. Kavçak yaptıkları hazırlık maçını ise şöyle değerlendirdi. Evet, güzel bir antrenman maçı oldu bizim için. Her oyuncuyu gördük, her oyuncuya şans verdik. Kazanmak önemliydi. Kazandık. Yolumuza devam ediyoruz. Dediğim gibi bir hazırlık maçı daha oynayıp maç haftasına girip lige bomba gibi girmek istiyoruz. Bizim atlağımızı değiştirdiler. Çok zulüm yaptılar. Ben bunları dünyaya durabilmek için kaçtım. Adımı değiştirdiler 2 yıl. O bir efsaneydi. 2 sene geçti. Benim ayın 7'sinde Avşan'la Türk arkadaşlarım yardım ettiler. Avustralya'da değil mi? Avustralya'da, Melbourne'da, restoranda. Arka kapıdan çık, beyaz araba. Dünya ve Türk halter tarihinde unutulmaz isimler arasında yer alan Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu Naim Süleymanoğlu 50 yaşında aramızdan ayrılmıştı. Bulgaristan'da verdiği mücadelesi ve başarılarıyla Türkiye'nin gurur kaynağı olan Naim Süleymanoğlu için Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu isminde filmi de çekilmişti. Nesim, Muammer, Kemal, Sübide. Vefatının ardından gençlerimize örnek olmaya devam eden Süleymanoğlu için bu kez hayatının dizi yapılması önerisi medyada gündem oldu. Öneri ise Türkiye Halter Federasyonu As Başkanı, 2004 Atina Olimpiyat Oyunları şampiyonu eski milli halterci Taner Sağır'dan geldi. Süleymanoğlu gibi Bulgaristan doğumlu olan Taner Sağır şunları söyledi. Naim abim filmi yapıldı. Bana kalsa şunu derim ben, Naim abim dizisi olur. Hem de belki 10 sezonluk. Hani öyle bir hayat hikayesi de hiçbir yerde yoktur. Çünkü hani çok değerli. Çünkü başka bir ülkede başlayıp hayatınıza, orada başarılı edip ondan sonra işte o ülkeyi bırakıp kendi vatanınıza gelmek gibi. Yani çünkü o zaman asimilasyon oluyor, isim değişikliği oluyor. Yani bu çok büyük bir değer yani. Bunu dünyada belki yapabilecek çok nadir insanların bir tanesidir. Bunu ne için yapıyor? Türk halkı için yapıyor. Kendi halkı için yapıyor. Türkiye Futbol Federasyonu maçlara girişte 3. doz aşı şartının getirildiğini açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada tüm dünyada özellikle de Avrupa'da Covid-19 vaka sayılarını hızla yükselten omikron varyantı ülkemizde de etkili olmaya başlamıştır. Sağlık Bakanlığımızın, bizzat Sayın Bakanımızın ifadeleriyle önümüzdeki günlere dair beklentisi vaka sayılarının hızla artacağı yönündedir. O nedenle aşılanma ve uygun takvimle destek dozlarının 3 veya 4. dozlar yapılması daha büyük önem taşımaktadır. İfadeleri yer aldı. Üçüncü aşısını yaptıran kişilerde 14 günlük bağışıklık süresinin aranmayacağının belirtildiği açıklama şöyle sürdü. Aşı takviminin tamamlanmasını takip eden 180 günü doldurmuş olan kişilerin kombine veya bilet almak suretiyle karşılaşmalara girebilmesi için hatırlatma aşılarının olmaları gerekmektedir. 180 günlük süreyi tamamlamış olmasına rağmen hatırlatma aşılarının olmayanların müsabakalara katılmaları mümkün olmayacaktır. Üçüncü aşılarını veya daha sonraki aşılarını yaptırmış olan kişiler için 14 günlük bağışıklık süresi aranmayacaktır. Kayakla atlama Dörtepe turnuvasında yarışan milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu, Biz Kasaf'ın ayağının ilk gün finalinde 42. sırayı aldı.
Avusturya'da düzenlenen 4. ve son ayak yarışmalarının ilk günü sona erdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen Innsbruck ayağının finalinden bir gün sonra tekrarlanan elemelerde ilk 50'ye girmeyi başaran Fatih Harda, Alman Andreas Wellinger'la karşılaştı. Fatih Arda 2008 kış olimpiyatlarının altın madalyalı ismi Wellinger'ı 128.9 puanına karşı 114.5 puan toplayarak düelloyu kaybetti ve yarışmayı 42. sırada tamamladı. Akronis Termal Otel spor haberlerini sundu.